bu noktada dönelim isterim. Efendim siz hem FETÖ ile mücadele etmiş bir eski emniyet amirsiniz hem de kendiniz FETÖ kumpaslarında mağdur olmuş bir isimsiniz. Bugün 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini ne noktada görürsünüz efendim? Ben ilk soruyla başlayayım ama Barış'ın, Mehmet Bey'in ve tabii Tuba'nın da soruları olacaktır. Türkiye 15 Temmuz'a nasıl geldiyse şimdiki süreçte onun bir benzeri. Yani bir tek burada olumlu taraf 15 Temmuz gecesi bu ülkenin bütün unsurları birleşerek gerçekten ülkeyi bir daha badirede ve tehlikeli atlattılar. Ama o geceden sonrasına bakarsanız yine aynı şeyleri benzerlerini görüyorsun. Yani hukuk sisteminin iyi çalışmadığı, demokrasinin görevini iyi yapmadığı, özgürlüklerin olmadığı, devlet sisteminin bir bütün halinde düzgün çalışmadığı her yerde sorunlar büyüyor. FETÖ nasıl bu noktaya geldi? Devlet bürokrasi doğru çalışmadı. Devletin kurumları arasında onlarca sorun vardı. Yani bu tehlike gözüküyordu aslında. Devlette kurumlaşması, yapılaşması gözüküyordu. Ama devleti oluşturan, devletin içinde güç odakları aynı nokta anlaşamıyorlar. Yani işte askerler farklı bir noktaya çekiyor. Onlarla beraber olan bir kutup farklı noktaya çekiyor. Yine hükümet cenahı farklı bir noktaya çekiyordu. O ortam FETÖ'nün adım adım yükselmesine, hatta hükümetin kendine belli olan destek vermesine imkanlarını sağladı. Eğer Türkiye'de gerçek bir demokrasi olsaydı, gerçek bir devlet sistemi olsaydı, kurumlar birbirleriyle devletin bütünlüğü ve bekası konusunda gerçekten uyum ve tesadüfle olsalardı, zaten biz 15 Temmuz'a gelmezdik. Eğer bu ülkede zaten iyi bir güvenlik ve istihbarat sistemi olsaydı, biz 15 Temmuz'a gelmezdik. Türkiye'de iyi bir hukuk sistemi olsaydı biz 15 Temmuz'a gelmezdik. Bütün bunların iyi çalışmadığından dolayı bu noktaya geldik. 15 Temmuz gecesi hariç ondan sonraki süreçte FETÖ ile mücadelede adım adım yine benzeri hatalar, yine benzeri yanlışlar başladı. Yani ilk başta belki bir ay, iki ay, bilemediniz en fazla üç ay hukuken olmasa bile fiili durum bazı karar almasını kolaylaştırmak gerekebilirdi, idareye fazla yetki vermek gerekirdi, olağanüstü halin gerektirdiği bazı yetkiler verilebilirdi. Ama 3 aydan sonra devlet yeniden hakim olduktan sonra bunların hiçbirinin ihtiyaç hale gelmedi. Hukuk normal düzene dönmesi gerekiyordu. Sorgu ve yargılamaların klasik standartlara uygun şekilde cereyan etmesi gerekiyordu. Ama mevcut hükümet zaman zaman bunu kullanarak, zaman zaman bu daha tehlike geçmedi badireleriyle anlatarak bu süreç uzatıldı. Bir sene uzadı, iki sene uzadı. Şimdi bugün dediğiniz gibi aynı yasaları tekrar uzatılmaya çalışılıyor. Bu normalde aslında ihtiyaç var mı? Hayır. Türkiye'de akla başına herkes baktığı zaman bu şekilde olağanüstü bir yasalara ihtiyacımız yok. Zaten olağanüstü yasalarla yaptığınız hiçbir şey gerçekten amacı ispat etmiyor. Hukuk olarak mana ifade etmiyor. Yargılananlar hukuken yargılanmış kabul etmiyorlar. Suçlananlar suçunu bile itiraf etmiyor. Ama hukuku uygun bir yargılama yaparsanız, hukuku uygun bir sorgulama yaparsanız hakikaten insanlar bunu belli oranda kabullenebiliyorlar da. Hanife Bey, evet. Tam burada bir şey sorabilir miyim ben size? Şimdi sizin konuşmanızın başında çok çarpıcı bir cümle, bir tespitte bulundunuz. Evet. Dediniz ki ya şu an yaşadığımız süreç 15 Temmuz'a giden sürece benziyor diye. Yanlış telaffuz ettiysem ne olur düzeltin. Bu çok önemli bir tespit. Hatta dedi ki bizi 15 Temmuz'a götüren süreçte ne oluyorsa bugün de aynı şeyler şimdi oluyor. O zaman diye. Biz benzeri bir yani hani, dilimden sakınmak istiyorum bu cümleyi. Benzeri bir risk altında mı olduğumuzu düşünüyorsunuz Hanife Avcı olarak? Sizin şeyleriniz yani çok tehlikeli. Ya o Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabında bu örgütün, Fethullahçı örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu 2010'da yazan, kitaplaştıran, bir anlamda bedenini ortaya koyan bir isim Hanife Avcı. Ve bunun bedelini işte yıllarca cezaevinde yatarak ödedi. Hatta sol örgüte bile soktular. üye yaptılar. Yani bir ara 5-6 örgütten yargılanıyordu Hanife Avcı. Ya şu anda da siz 15 Temmuz öncesine benzeyen bir cümle kullandınız. Biraz daha açar mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Burada kastettiğim yani 15 Temmuz öncesi tehlikesi veya bir FETÖ varlığı değil. Yani Türkiye o noktaya nasıl geldi? Türkiye'nin devlet sistemi bütün halde doğru çalışmıyordu. Hukuk sistemi doğru çalışmıyordu. Devleti oluşturan veya toplumu oluşturan büyük sosyal gruplar arasında ciddi karşılıklı çelişkiler vardı. Bu ortam, hukuksuz ortam, bu kurumlar arasındaki çelişkilerin olması, bu FETÖ'nün hızla yükselmesine, o imkanı kullanmasına sebebiyet verdi. İşte hükümet destekledi, belli çevre destekledi, hukuk
doğru dürüst çalışmadı. Yargı doğru dürüst çalışmadı. Bugün de yine aynı şekilde bakıyorsunuz ki yargı doğru çalışmıyor. Hukuk sistemi uygun hareket edilmiyor. Güvenlik ve istihbarat sistemleri bizim istediğimiz manada artık daha profesyonelce bu işlere uğraşmıyor. Yine olağanüstü hal yasalarıyla sorun çözmeye kalkıyoruz. Eğer devletin güvenlik ve istihbarat sistemi doğru çalışıyorsa bu insanları tespit etmesi daha kolaydır. Yargı doğru çalışıyorsa bunları delillendirmek ve yargı önüne çıkarmak daha kolaydır. Eğer bunlar çalışmıyorsa siz halen olağanüstü hal kanunlarına ihtiyaç duyuyorsanız demek ki aynı şeyi şu anda biz hukuka uygun bir soruşturma yapmadığımıza göre hukuka uygun bir sistem içerisinde insanların takibi, izlenmesi ve ortaya çıkarılmasını yapmıyorsak bu da gelecek baki, gelecek döneme bakiye bir şey biriktiriyor demektir. Geleceğe birçok sıkıntıları daha yaratacak demektir. Bu sıkıntılar birike birike başka olaylara sebebiyet veriyor, başka sorunlar yaratıyor. Maalesef Türkiye geçmiş yıllardan beri hep böyle ikilemde kaldı. Zaman zaman bir adım ileri gittiysek bile zaman zaman baktığınız zaman hukuk sahasında, demokrasi ölçülerde, özgürlükler hep sıkıntılarımız var. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Dünyaya baktığınız zaman şöyle görüyorsunuz. Dünyada bazı ülkeler var ki sorunlar yok. Terör sorunu yok, anarşi sorunu yok, huzur sorunu var. Her şey güllük gülistanlık ve çok iyi çalışıyor. Bazı ülkeler var ki sorunları var. Sürekli terör var, sürekli anarşi var, sürekli bir huzursuzluk ve kargaşa var. Peki neden birinde mutlak manada bir huzur, güven varken niye birinde huzursuzluk var? Baktığınız zaman birçok temel ölçünün yani en temelinin demokrasinin bütün kurumlarıyla çalışması, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler görüyorsunuz. Bu üçünü en azından, tabii bunun beraberinde başka şeyler de var ama en azından bu üç önemli toplumsal değer iyi oturmuşsa, o toplumda içselleştirilmişse, tüm güçler tarafından benimsenmişse ve bu yaşatılıyorsa bu ülkede hiçbir sorun olmaz. Var olan sorunlar da bu sistemde çözülür. Ama siz bu üç önemli değeri içselleştirmemişseniz, bu üç önemli değeri toplumsal yaygınlaştırmamışsanız, kamuda hakim kılmamışsanız mutlaka sorunlar devam ediyor. Şöyle veya böyle. Türkiye bunu maalesef göremediği için fırsat bulduğunda hemen özgürlükleri kısıtlayan, demokrasiyi engelleyen, hemen daha kolay yöntemlere, daha fazla yetki alarak bu yetkilerle bir takım insanları susturmayı, bir takım insanları cezalandırma yöntemi. Normal yollar biraz daha zordur. Yetenekli olmak gerekir, basiretli olmak gerekir, devlet bir çalışması gerekir ama kestirmeden yetki verilirse, istediğinizi alın, istediğinizi ihraç edin, istediğinizi gözaltına alın, yetkiler verilirse elbette bu sorun çözmek kolay gibi gidiyor. Ama bu sorun beraberinde yüzleri sorun bırakıyor. Geçmiş tarihimizde bunlarla doludur bizim. Böyle yetkilerin çok olduğu dönemlerde, kurumların hukuka uygun basiretle hareket etmediği, sadece yetkilere güvenerek yaptığımız dönem, iş yapılan dönemlerde bu geriye çok şey bıraktı. Kısa süre sonra Türkiye yeniden bir kargaşa ortamına doğru gitti. Biz 15 Temmuz'da yakaladığımız fırsatı maalesef daha sonrası devam ettiremedik. Şimdi aynı şey benzerini devam ediyor. İşin zor tarafı, belki de yapılması gereken tarafı, dünyada yapılan örnekleri bütün demokratik kuralları uygulayarak, devletin kurumları yetkinleştirerek bir uyum içerisinde gerçekten önceden haber alır, istihbarat yapar, tespit eder, ondan sonra hukuk sistemi devreye girer ve bu şeffaflık içinde sorgulanır, soruşturmalar yapılır. Herkes de bu olup bitenden memnun kalır. Ama bunu yapmazsanız işte böyle olağanüstü yetkilerle toplumun büyük kısmına karşı çıktığı, sadece kendinizin doğru diye savunduğunuz, sonra da terörle mücadele ediyoruz, ülkeyi kurtarıyoruz diyerek de böyle bir laf kalabalığıyla insanları böyle susturmaya, insanları böyle bir ikna etmeye çalıştınız. Türkiye bence böyle bir olay yaşıyor diye düşünüyorum. Peki efendim, siz de herhalde bir yorum yapmak istersiniz. Bugün şimdi Cumhurbaşkanı ne dedi biliyorsunuz. Devam edeceğiz Sayın Avcı, lütfen benimle kalın, bizimle kalın. Rica ediyorum. Bugün dedi ki Cumhurbaşkanı, ya işte kimsenin bir daha dini sömürmesine izin vermeyeceğiz dedi. Evet. Cuma günü ki Cuma hutbesinde de evet, bu vardı yani. Evet. Bunu anlattı. Nedense şimdi Cumhurbaşkanı öyle bir yıllardır şey yapıyor ki, şimdi kendi bir şey yapıyor, yapmamış gibi. Başka pozisyona geçiyor, başkalarını suçluyor. Dini sömürmeyin diyor. Ya yıllardır kim AK Parti düzeni dini sömürüyor. Daha önce de İşte adaletten falan bahsediyor. Adaletsiz davranan kendisi oluyor. Şimdi bir dönemde baktığımız zaman bu Fethullah, FETÖ diyelim mi kullanarak belli bir grupları sindirip, yok edip, işte orduyu tahsis edip, aydınları içeri atıp, susturup bir otoriter rejim kurmaya çalıştı AK Parti. FETÖ'ye öyle bir yol verdi ki sonra baktı ki onlar da o kadar palazlandı ki kendilerine döndü. Bu sefer hani FETÖ dedi ki artık devlet benim dedi. O kadar kapıları açtılar ki her türlü kapıyı açtı AK Parti.
buyurun dedi. Hatta Cumhurbaşkanı da demedi mi? Ne istediğinizi vermedik hani. Her şeyi verdik. Şimdi de tam tersi 15 Temmuz'un arkasına sığınarak, onları bahane ederek bu sefer otoriter rejimi daha da katılaştırmak, daha da susturmak istiyorlar. Şundan yapıyorlar bunu, biraz korkuyorlar. Hı hı. Bakın, ne demek yani? Şöyle bir korku var. Bakın, şimdi toplum son yıllarda müthiş bir